Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine örgülerimizde ara malzeme olarak kullandığımız bu kordonun yapımını göstereceğim. Kanalımda farklı farklı kordon yapımları mevcut. Ama onlar genelde iki boyutlu. Yani çok böyle hacmi olmayan kordonlardı ki dantel angles kordon da aynı şekilde. Bu kordonsa farklı olarak şöyle üç boyutlu, daha hacimli. Yine dantel angles mantığına benzemekte ama yapı olarak takı yapmaya da uygun. Böyle bileklikler yapabilirsiniz. Çanta sapı yapmaya da uygun. Çok ince iplerle yaparsanız kordon bağcık olarak kullanabilirsiniz ya da gözlük kordonu gibi yerlerde kullanmanız mümkün. Hatta araya boncuklar başta takarsanız dediğim gibi takılarda da rahatlıkla kullanılabilir. Penye iple göstereceğim. Bu bir tık ince bir penye. Ben daha kalın bir penye iple göstereceğim. Ve 4,5 numara tığ kullanacağım. Ama kullandığım ipin ve tığın çok önemi yok. Önemli olan mantığı ve başlangıç noktası. Başlangıcı bir kere yaptıktan sonra zaten gerisi aynı şekilde devam edecek. Şimdi dediğim gibi başlangıç çok kritik. Başlarken 3 tane zincir yapıyoruz. 1, çok sıkı yapmayın. 2 ve 3. Şimdi bu 3 zincirinde işlevi var. 3 adım sonra rutine dönecek. Şimdi ilk önce birinci zincirimin arka taraftaki şu tek kanadını yakalayarak bir sık iğne yapıyorum. Bu birinci adım. Şimdi ortadaki zincirimin bana bakan kısmındaki tek kanadını yakalıyorum. Bakın böylece boyut da oluşuyor aslında. Yine bir sık iğne yapıyorum. Bu ikinci adım. Bu noktada şu kenarda bir tek ilmek göreceksiniz. Bunu yakalıyorum üçüncü adımda ve yine bir sık iğne yapıyorum. Bu üç adım benim başlangıç adımlarım. Sonrasında bakın zaten kendini bize gösterecek. Karşıma şöyle ikili gruplar gelecek. İşte biz döne döne bu ikili grupları öreceğiz. Şöyle ki bu ikisini aldım. Yine bir sık iğne. Bunu yaptığım noktada bakın hemen şurada yine bir ikili oluşmakta. Şimdi de bu ikiliyi yakalıyorum. Şöyle. İlk 3 adımdan sonra karşıma çıkan ilk ikilileri döne döne ördüğümde ki çok sıkı örmemeye çalışın. 3 boyutlu bir hal kazanacak kordonumuz. Bakın şöyle biraz düzelttim. Örelim birlikte o formu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle. Zaten bakın hep ikililer var ama biz tığımıza en yakın dönme noktasında olan ikiliyi birden yakalıyoruz. Örneği kurarken başlangıçta birer birer yakaladık çünkü bunlar henüz oluşmamıştı. O yüzden o ilk 3 adımı takip ettikten sonra bu şekilde kordonumuz artık yoluna girdi. Dilediğimiz uzunlukta örerek bunu kullanabiliriz. Dediğim gibi ipinizin kalınlığının, tığ numaranızın çok bir önemi yok. Tabii ki ipinize uygun olması gerekiyor tığınızın. Ama ben burada net gösterebilmek adına penye iple yaptım. Şöyle. Boncuk takmış olsaydık başta böyle bir ipe, her örgüde şu aralardan boncuğu bırakırdık, normal örmeye devam ederdik. Böylece 3 boyutun 3 tarafında da boncuklar da sıralanmış olarak gelirdi. Şöyle göstereyim sizlere. Bir, iki ve üç. Her taraftan aynı görünen gayet düzgün bir kordonumuz. Bu ipimiz daha inceydi.
Yine onunla da göstereyim. Yani ince ya da kalın olması fark etmez dediğim noktada mantık hep aynı çünkü. Yine bakın karşıma çıkan ilk ikili. Yakalıyorum. İkili. Yakalıyorum. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Yalnız şu bilgiyi vermeden de geçmeyeyim. Eğer çanta sapı yapıyorsanız örgünün muhakkak bir bakın şöyle esneme payı olacaktır. Onu da hesap edin. Çünkü bazen omzumuza takıyoruz içinde eşya olmadan tamam oldu deyip bırakıyoruz. Sonrasında eşya koyduğumuzda o aşı salıyor ve gevşemeler oluyor. Onu da muhakkak hesap edin lütfen. Şöyle kadınında da bu forma ulaştık. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna gelirken diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince çarşamba günleri sizlere bir püf noktası içeren ya da kolay yapabileceğimiz örnekleri paylaşmaya çalışıyorum. Pazartesi günleri proje günümüz. Cumartesi günleri de bizim motif günümüz. Hepsinden hemen haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve zil butonuna da basarak bildirimler hemen size gelir videolar açıldığında. Bir aksilik olmadığı müddetçe videolarıma devam edeceğim. Sizler için de diliyorum faydalı oluyorumdur. Instagram'da yine atölye hobiyim. Bazen bana resim göndermek istiyorsunuz ya da bir soru sormak istiyorsunuz. Sorularınız için yorumlar kısmına, resimler için de Instagram'da yine atölye hobiye bana yönlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beğenileriniz ve desteğiniz benim için çok önemli. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.